Evet efendim, enerji EFT'sini konuşacağız. Çok enerjik bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. doktoraytu@tv360.com.tr'den de e-maillerinizi bekliyoruz. Konuğumuz Aynur Apaydın, enerji uzmanı ve eğitmeni. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Sağ olun, çok iyi. Biz sabahleyin karşılaştık Aynur Hanım'la. Ben baktım, dedim ki hakikaten siz galiba enerji EFT'si anlatacaksınız. Evet. Çünkü gerçekten sabahleyin gördüğümde de bu kadar enerjikti. Teşekkür ederim. Şimdi EFT'yi bize bir anlatın. Ben biraz bir şeyler biliyorum ama bir öğrenelim. Sonra da bu enerji EFT'si nereden çıktı onu öğrenelim. Evet. EFT zihin beden ruh ilişkisindeki üçüncü alana ait direkt tedavi yaklaşım aslında. Psikoloji değil, alternatif tıp değil, destekleyici tıp da değil aynı zamanda. Direkt enerji alanına odaklı tedavi yaklaşımı. Evet, şimdi bunu ben EFT'yi açıkçası ilk duyduğumda bu post travmatik sendromlarda kullanılıyordu. Yani işte bir savaşa gitmiş gelmiş, büyük bir kaza geçirmiş, bir işte deprem sonrası. Yani büyük felaketler insanın kafasında çok acı ve derin izler bırakanların tedavisinde çok etkili bir yöntem olarak duymuştum. Aslında onlar gerçekten ciddi problemler ama problem zannetmediğimiz ama şu an güncel hayatta, stabil hayatta sorunlarımız, ufak tefek sorunlarımız var hepimizin. Değişmesini istediğimiz ya da daha iyi olmasını istediğimiz koşullar onların kaynağında da çok etkili. Daha ileri safhalarda da tabii ki çok etkili. Yani bizim günlük hayatta işte ben şu sigara lanetinden kurtulmak istiyorum. İşte bir türlü rejim yapamıyorum, kilo veremiyorum. Ya da böyle içim bir sıkılıyor, bir sıkılıyor, bir türlü rahat edemiyorum, hep bir huzursuzluğum var gibi. Ufak tefek şeylerde de bilinçaltımıza biz hitap edemiyorken EFT hitap ediyor galiba. Kesinlikle, aynen öyle. Bilinçaltı diyoruz ama ona kısaca değinmek istiyorum. EFT'de enerji zihnine uygulama yapıyoruz. Enerji zihni de açıklayacağız nereden geldiğini, nasıl tanımlayacağız. Bilinçaltıyla bilinçli olma arasında bir tapınak buluşma noktası. Bilinçaltı ile bilinçli olmanın arasındaki bir bölge. Enerji yani geçiş zihni. Bölgesi. Enerji aynen zihni. Öyle. Peki evet. Enerji zihni yeni mi keşfedildi ki bunun adı enerji EFT'si oldu? Neden? Bu 2011 yılında güncellenen EFT, enerji EFT'si ile bu bilgiler bize aktarılıyor. Doktor Sylvia Hartman tarafından. EFT nedir diye başladık. İsterseniz tarihçesinden başlayalım. Kısaca İlk keşfinden başlayalım. Evet. 1980 yılında klinik psikolog Roger Kahn klasik terapi yöntemleriyle su fobisini yaklaşık 1,5 yıldır tedavi etmeye çalışıyor. Kendisi enerjiye de ilgili mide bulantısı olan hastasının fobiden kaynaklı belki mide bulantısı geçirebilir mi diye birkaç dakikalık vuruş yapıyor. Veya birinde mide bulantısı geçiyor, birkaç dakikalık vuruştan bahsediyorum. Çok kısa bir vuruş bu, dakika zaman. Fobinin de geçtiğini fark ediyorlar. Kişi detaylı çalışmalarla bir teknik geliştiriyor. Düşünce alanı terapisi şeklinde. Bu 1990'lı yıllarda şu anda dünyada genel anlamda bu biliniyor. Türkiye'de de aynı şekilde. Duygusal özgürleşme tekniği adı altında Gary Craig tarafından geliştiriliyor. 2011 yılında şu anki en son hali Dr. Sylvia Hartman tarafından bu yöntem şu anda daha yalın, daha pratik ve daha kolay, hatta daha etkili halde. Şimdi orada bir şey söylediniz. Şöyle vuruştan bahsettiniz evet. Bu bölge. Evet. Nedir bu vuruş, ne yapıyor? EFT'de enerji meridyenlerine vuruşlar yapıyoruz. Öncelikle probleme odaklanarak meridyen noktalarımız var. Akupunkturda da kullanılır aslında. Şimdi onu soracaktım. Evet. Akupunkturla aynı sisteme mi sahip? Farklı protokol noktaları ama enerjiyi hedefliyor. Enerji meridyenlerine hedefliyor. İsterseniz protokolden bir bahsedeyim. Küçük bir uygulamayla. Tabii. Enerji kalbimiz dediğimiz nokta. Bu noktadır. Evet, bu nokta. Ben dediğimiz noktadır. Ben Aynur dediğim nokta enerji kalbidir. Kenetliyorum ellerimi ve niyetimi burada yapıyorum. Küçük bir tur, tepe noktası. Herkesin kendisine uygulayabileceği pratiklikte kolay. Alın, göz ucu, pardon kaş ucu, göz kenarı, göz altı, burun altı, cene altı. Şurada herkes anlayacağı dilde. Köprücük kemiğinin uç kısmı, üç parmakla vurursak ıskalamayız. Tırnak diyetin birleştiği nokta. İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı, serçe parmağı ve karete noktası dediğimiz nokta.
Yine bitiş noktası bu. Bir tur bu kadar. Bu kadar kolay bir protokol. Klasik EFT'den eski bilinen yöntemden daha farklı, daha yalın. Bilenler için kısa değinmek mümkün mü acaba? Tabii. Koltuk altı noktası vardı. Burada başlıyorduk. Şu anda enerji kaybına başlayarak daha etkili bir niyetle başlıyoruz. Koltuk altı enerji tepkisini bölebiliyordu, rahatsız oluyordu kişi uygulama noktasında. Kendisi yaparken değil ama danışanla çalışırken, de uzmanla çalışırken. Göğüs hantaryanı mahremdir, hassasiyet gösterir. Yüzük parmağı vuruş yapmıyorduk, artık yapıyoruz. Orada duygudan tekrar çıkıyorduk. Çünkü duyguda odaklı olmak zorundayız çalışma yaparken. Duygu, olumsuz duygu, frekansı giymeliyiz enerji bedenine. O frekansı değiştirmek için onu var etmek gerekiyor. Yüzük parmağı eklendi, gamut prosedürü vardı. Bu şekilde sağ aşağıya, sol aşağıya, daire, ters daire, nananananam, 1, 2, 3, 4, 5, nananananam diyorduk ki burada ilk defa uygulayan kişi komik geliyordu. Ki çok etkilidir aslında ama tedavi akışını bozduğu için şu anda o da kaldırıldı. Şu anda pratik olarak sadece sizin bu gösterdiğiniz ilk enerji EFT'si turu. Şu an turu. O tur çok basitmiş. Çok gerçekten basit. Çok basit. Ve aklımızda çok kolay kalacak yerler var. Fakat beni orada çok ilgilendiren kısmı şu ben kısmı oldu. Hı-hı. Yani birisine bir şey anlatırken ya ben işte şöyle yaptım. Evet. Ya da işte sağ ol, teşekkür ederim. Bir şey hep bu biz elimizi buraya koyarız. Yani bizim için aslında varlığımızın olduğu yer burası enerji galiba. Enerji kalbi. Evet, aynen öyle. Öyle. Hep aynen çünkü öyle. Yani şöyle demiyoruz. İşte ben şöyle yaptım. Hani beynimiz burada ya. Hani kafa ben burada ben yaptım demiyoruz değil mi? Hı-hı. Ben yaptım diyoruz. Ben diye evet. Burayı işaret ediyoruz. Enerji aynen kalbi öyle. Burası. Enerji kalbi orası. Farklılığı tekrardan çok önemli bir nokta. Eksi 10'dan klasik EFT'de sıfır noktasına getiriyorduk önceden klasik EFT ile. Ama enerji EFT'sinde duygu, üzgünüm, kızgınım, kırgınım olmuyor mu? Gün içerisinde duygu dönüşüyor, inişler çıkışlar gösterebiliyor. Hangi duyguya sahipsek bir derece veriyoruz. Seviyesine çok kızgınım, eksi 10 seviyesinde ya da eksi 8. O duyguyu alıp sıfır noktasına getiriyorduk öncesinde. Şu anda bu iyileşme olayını da gerçekleştiren bir nokta aslında. Sıfır noktasından sonra o konuyla ilgili kişinin daha iyi hissetmesi için neye ihtiyacı var? Pozitif EFT vuruşları yaparak daha çok sevmeye ihtiyacı var. Sevgi istiyor. Seviliyor mu? Evet ama biraz daha istiyor. Saygı istiyor, anlayış istiyor. Konu neyse o konuyla ilgili artı 10 seviyesine geldiği zaman iyileşme gerçekleşiyor. Yani eskiden eksi 10'dan 0'a geliyordunuz. Şimdi 0'dan bir de artı 10'a kadar gidiyorsunuz. Evet, iyileşme o aşamada gerçekleşiyor. Peki şimdi bu bir teknik sadece bir vuruş mudur yoksa bunun yanında bir şeyler yapılıyor mu? Yani tek başına vuruşla olacak duyguya gibi... odaklanmak gerekiyor. Aslında çok kolay. Nasıl yani duyguya duygu, odaklanmak? Duygu. Üzgün. Mesela örümceklerden korkuyor kişi. Örümceklerden evet. Korkan kişi o önce etrafında örümcek varmış gibi hissetmeli. Çünkü enerji frekansı bir anda hayatında bir noktada bir olay yaşamıştır. Örümceklerle ilgili bir olay yaşamıştır. Şahit olmuştur. Bir olay yaşamıştır. O anı hissetmesi gerekiyor kişinin. Ve duygular canlanacak o esnada varmış gibi. Ve duygu odaklanıp vuruşlar, enerji, vuruş yaptığımız esnada enerji sistemine direkt bağlıdık. Peki şöyle bir uygulama yapalım mı sizle beraber? Şimdi herkes kendine kurtulmak istediği bir duygu bulsun. Bugün sabah üzülmüş olabilir, genelde bir işte korkusu olabilir, asansöre hı-hı. binmekten korkuyordur, bir sürü şeyden korkuyordur. Bunlardan birini şey yapsın ve biz... Kendimizi şimdi o hale bir getirelim. Öyle mi başlıyoruz? Siz bizi yönlendirin. Bizi üzen, aşağı çeken bir anı olması gerekiyor. Tamam. Herkes böyle bir anısını düşünsün, bulsun. Yani böyle kurtulmak istediğimizi düşün. Bir kişiyle çalışmak mümkün mü? İster miyiz? Bir yani konuğumuzu buraya alalım. Peki hemen bir konuğumuzu alalım. Siz gelir misiniz? Bir mikrofon da alalım lütfen. Tabii ki bir duygusu varsa. Şöyle dikkat. Evet. Hemen. Herkesin bir duygusal sıkıntısı vardır. Türkiye burası. Evet. Başka yer değil ki. Uygulama yapacağım ki yer değişmedi. Hoş bulduk. Alalım. Nihal ismim. Nihal Hanım, evet. Evet. Sizi aşağıya çeken herhangi bir olumsuz duygunuz var mı? Olumsuz duygum öfke. Öfke. Evet. Derece verseniz öfkeli olma haline. Eksi 10'dan artı 10'a kadar bir derece verseniz. Nasıl hissedersiniz? Ne kötüsü eksi. Evet, 10 derim. Eksi 10 mu? Yer değiştirmek mümkün mü? Tabii. Ben uygulama yapabilir miyim? Size izin verir misiniz? Buyurun, hemen. Nefes alın lütfen. Şu şekilde dönelim. Nefes alın lütfen. Hayır, lütfen. Şu şekilde dönelim. Nefes alın. İzin veriyorsunuz, dokunuyorum. Dokunabilirim. Nefes alın lütfen.
Duygunuza odaklanmanızı istiyorum. Öfke. Öfke demiştiniz değil mi? Hı hı. Lütfen odaklanın. Nefes alın. Nefes alın lütfen. Tekrarlar mısınız? Nasıl bir öfke bu? Nasıl bir öfke bu? Tanımlar mısınız? Öfke engellenme duygusundan. Başka bir şey çıktı altında. Tamam, engellenme duygusu. Nefes alın. Başlık değişti, engellenme duygusu. Tekrarlayın lütfen. Anlatır mısınız bunu bana? Hı-hı. Anlatabilir misiniz? Nedir engelleyen duygusu? Sizi? Nefes alın. Beni engelleyen şey... Mesela ihtiyacım olan bir şey söylüyorum. Karşı taraf diyor ki ya ne gerek var falan. Hı-hı. O tip. Evet. Transa geçti galiba. Nefes alın lütfen. Gevşemenizi istiyorum. Gevşeyin lütfen. Nefes alın ve gevşeyin. Hala öfkeli mi hissediyorsunuz kendinizi? Şu anda değilim tabii. Kaç verirsiniz dereceyi? -10 demiştiniz biraz önce. Evet şimdi mesela. Aa. Rahatım 8. Şöyle -10 en... yüksek. En dipte olan rakamdı. Evet. -8 mi yoksa +8 mi? +8 değil. Çok güzel. Daha iyi. Engellenmiş hissediyor musunuz kendinizi? Hayır. Çok güzel. Daha iyi hissetmek için neye ihtiyacınız var? Bu konuyla ilgili. Sakinliğe. Harikasınız. Nefes alın lütfen. O zaman daha fazla sakinlik istiyoruz diyebilir miyiz? Nefes alın. Sakinlik. Nefes alın. Söylerseniz enerji daha iyi hareket eder. Evet. Nefes alın ve gevşeyin. Nefes alın ve gevşeyin. Nefes alın ve gevşeyin. Evet. Çok güzel. Şu an nasıl hissediyorsunuz? Öfke? Eksi değil, artı. Kaç? Artı. +8 demiştiniz en son. +10 şu anda. Güzel. Mutluyum. Mutlusunuz. Harikasınız. +10. Hı-hı. Çok güzel. O halde bitirebiliriz. Nefes alın ve gevşeyin. Nefes alın ve gevşeyin. Tamam. Evet, geçmiş olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben size şöyle gelin şöyle şu basamağımızdan sizi ben bir indireyim. Mikrofonu da vereyim. Peki ben bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Sizin telkin konuşma tonunuz, aha, vuruşlar, ben bile sakinleştim. Böyle bir kenarda bir şey oldum böyle bir. Hakikaten çok sakin. Yani buna galiba ihtiyacımız var. Çünkü hayatta hep savaşarak yaşıyoruz günlük hayatın içinde. Devamlı koşuşturuyoruz, savaşıyoruz, ediyoruz. Yani şu bir anlık sakinlik bile insana çok iyi geliyor. Kaldı ki siz bu enerjiyi düzenliyorsunuz galiba değil aynen mi? Aynen öyle. Yaşadığımız olaylar, üzüntü vesaire bir duygu varsa, olumsuz bir duygu varsa Aytuğ Bey, muhakkak enerji blokajı var demektir. Enerji tıkanıklığı var demektir. Bir olay olmuştur. Enerji akmalı. Biz her şeyden besleniriz. Doğadan, topraktan, denizden, insanlardan, bitkilerden ve hayvanlardan bile. Bir yerde sorun varsa o akışta sorun var demektir. Ama sorunun kaynağını bulmamız gerekiyor. Küçücük duyguyu değiştirmek kolaydı şu anda. Bazen kronik duygular gelişebilir. Tekrarlayan, döngü haline gelen. Orada problemin kaynağını bulmamız gerekiyor. Problemin kaynağı. Kalbine ulaştığımız zaman o döngülenen problemlerle beraber enerji bedenindeki tıkanıklık gittiğinde enerji akışı gerçekleşecek. Ve EFT ile enerji volümünü artırdığımız zaman biz doğalımız, doğal halimiz aslında mutlu olmak. Yaratılışımızın aslı bu. Ama çocukluktan bu yana yaşadığımız ve deneyimlediğimiz olaylar maalesef ki enerjimizi aşağıya çekiyor ve blokajlar oluşturuyoruz. Kısıtlayıcı enerjiler oluşturuyoruz. Peki. Hemen burada bir telefonumuz var, onu alacağım. Hı, ama hanımefendinin gerçekten altından engellenmiş olmak çıktı öfkesinin altında. Tabii, evet. Sema Işkın İstanbul'dan bizi arıyor. Günaydın. Günaydınlar, merhabalar efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız Sema Hanım? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi, çok teşekkür ederim. Buyurun. Doktor Hanım'a müsaadenizle bir sorum olacak benim. Tabii. Ben bir yıl evveline kadar çok enerji dolu, çok hareketli, çok yaşama bağlı bir insandım ama son bir yıldır bu enerjimi kaybettim. Hı. Yani hiçbir şekilde toparlayamıyorum. İşte adapte olamıyorum. Bir sorun varsa işte konsantre olup onu çözemiyorum. Hı hı. Bu tedavinin bende etkileri neler olur?
ya da nasıl bir yol izlemem gerekir? Evet. Peki Sema Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Süremiz kısıtlı, onun için sizi gönderip uğurlayıp öyle cevap vereceğiz. Aradığınız için çok teşekkürler. Buyurun. Bu tedavinin süreci nedir? Bir de onu söylersek çok sevinirim. Tamam. Çok mutlu olurum. Söyleyelim. Çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir soru hatırlattınız bize. Evet. Sağ olun. Evet. Şöyle bir yıl önce diyor. Zaten kişi problemi söyler. Ne zamandan beri yaşadım? Bir yıl öncesi. Bir yıl öncesi muhakkak bir olay olmuştur. O an problemin kaynağıdır aslında. Ama onu danışanla çalışırken bulabiliriz. O ana gidip o anda ihtiyacı olan olumsuz duygular nötrlenip olumlu duygu eklendi. İhtiyacı olan, muhakkak ihtiyacı olan pozitif duygu da vardır. Eklendiği zaman o kırılma anı, enerjinin kırılma anıdır o bir yıl önce. O anı iyileştirildiğinde bugüne kadarki yansıyan ve tekrarlayan olaylar bitecek. Ve bugün dahil ve bugün sonrası da inşallah daha çok aydınlıkla devam süreci edecek. Süreci sordu. Süreç de kişiden kişiye değişir. Her kişinin enerji haritası farklıdır çünkü. Ortalama bir şey verelim, bir fikir olması açısından. Asla verilmez. Öyle asla mi? Verilmez. Peki. Yanlış duygu... Çünkü neden? Yanlış olur, etik olmaz. Beklentiyi yükseltir. Çünkü biraz önce çalıştığımız duygu dakikalar içerisinde pozitife döndü. Bazen bir duygu kişinin blokajına göre, yaşadığı olaya göre ve tıkanıklığın yoğunluğuna göre zorlayabiliyor. Ama o yine kişinin birikimine bağlı. EFT'nin etkisi değil. EFT çok etkili ama blokaj derinse şayet o süreyi biraz uzatabiliyor. Peki. Gerçekten yaşamımızda bu sakinleştirici ve bizi doğal halimize, mutlu halimize götürücü tedavilere çok ihtiyacımız var. Aynur Apaydın, enerji uzmanı ve eğitimi. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim, bugün de süre aktı gitti. Sonuna geldik. Ama yarın yine sabahleyin buradayız. 360 ekranlarındayız. Hep beraber izleyicilerimize beraber sizi bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.